Ben bunu biliyordum. Hanımefendi, Selamünaleyküm. Selam olsun sana. Demek Hüseyin İbni Ali'nin gönderdiği elçiyi sen saklıyordun O sadece bir lütuf gösterip beni ağırladı. Kim olduğumu bilmeksizin. Sen merak ettiğin için buradaki her sırrı öğrenmek istiyorsun. Ama kendi sırrını saklıyorsun. Bana verilenin sahibine ulaştırmak isteyen bir emanetçiyim ben. Emanetlerin Basralılar için mi? Sen gerçekten Fatıma'nın oğlu Hüseyin'in gönderdiği elçi misin? Bunun için ne kadar şükretsem azdır. Peki mesajın nedir? Basra'da söyleyeceğim. Burası Basra ve ben de önemli biriyim, söyle. Mesajı okumam gerekir. Mektup mu? Evet. Onu görebilir miyim? Hüseyin'in mühürü mü? Evet. Bundan sonra sen benim misafirimsin. Hanımefendi, Ben bilmiyordum. Kulağındaki küpenin sırrını biliyordum. Gönlünden geçenleri de biliyorum. Bundan dolayı bu hurmalığa bahçıvan olarak aldım seni. Ben bana ait olan sırrı açıkladım. Siz de bana buranın esrarını anlatmaz mısınız? Buradaki bu koku, bu çekicilik Ali bin Ebu Talib'in kokusu, anlamadın mı? Hissettim. Ama inanması çok zordu. Burası Ali'nin secde ettiği yerler. Cemal Savaşı için geldiği zaman buralarda secde etti Ali. Bu hurmalığı görüyor musun? Bu hurmalar tek tek onun nefesini hissetti. Buradan gideceğiz değil mi? Bak kardeşim, bu şehirde yabancıyız. Eğer Ubeydullah İbni Ziyad senin Süleyman'ın eşi olduğunu öğrenirse bizi öldürür. Abi, bu çocuk bir baba ister. Ölmüş bir baba mı? Süleyman hayatta yaşıyor. Ölmüş olduğuna inansaydım bu yolu gelmezdim. Onun çocuğunu görmesini istiyorum. Sen ne inatçı bir kadınsın. Seni ben tutmuyorum ki, gidebilirsin. Hayır. Ben gitmiyorum. Ben de seninle gelmiyorum. Ben de yalnız gitmiyorum. Çocuğunu da beraberimde götüreceğim. Şimdi de oğlumu mu çalacaksın? O bizim yanımızda daha güvende olur. Onu bana ver, götüreyim. Benim için güvenli olduğu gibi mi? Hayır. Hayır, ben çocuğumun babam tarafından terbiye edilmesini istemiyorum.
Onları da al Ethem. Benim Basra'ya gitmem gerekiyor. Hem de bugün. Böyle olmaz. Seni bu kılıkla hemen tanırlar. Başka tedbirler düşünelim. Yanına birilerini vereyim. Yalnız gitme. Siz karışmayın. Ben yalnız giderim. Yarın gidelim. Fatıma'nın oğlu Hicaz'da sıcak çöl güneşinin altında benden cevap beklerken ben nasıl bu serin gölgeler altında oyalanırım? Tamam, peki. Biraz bekle, birkaç saat sonra hareket ederiz. Bir günde zengin oldun ha? Kulağa küpeli köle. Onu henüz Ubeydullah İbni Ziyad'ı teslim etmediler. Söylemiştim, Süleyman'ı bana getirirsen ödülü bizzat ben vereceğim sana. Daha sonra İbni Ziyad'la hesaplaşırız. Şu anda yanımda para yok. Ama eğer istersen yazılı bir mektup verebilirim sana. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Peki bu hurmalıklar ne olacak Ethem? Ben Süleyman'la gitmek istiyorum. Bir şartla. Ali'nin sana verdiği o küpeyi bana verirsen olur. Yoksa sözleşmemizdeki süre bitimine kadar burada kalmak zorundasın. Babam bunu hiçbir zaman kaybetme demişti. Ama Süleyman'ın yanında gitmek için bunu kabul edeceğim. Bundan böyle özgürsün. Senin gibi birini bulamayacağımı biliyorum ama yine de seni özgür bırakıyorum. Tamam, yeterli. İnin aşağıya, hareket edeceğiz. Hareket zamanı geldi. Acele edin, develeri hazırlayın. Hareket edeceğiz, gitmeye hazırlanın. Basra valisi Ubeydullah'ın kesinlikle var. Hanımefendinin kervanında saklanması mümkün değil. Biz neyin peşindeyiz be adam? Biz şehirden çıkacağımız zaman Hüseyin İbni Ali'nin Basra'ya gönderdiği elçiyi arıyoruz demiştiniz. Ben mi dedim? Evet, siz demiştiniz. Ben hükümetin bütün sırlarını saklarım be adam. Böyle bir şey demiş olmam mümkün değil. Burada daha ne kadar bekleyeceğiz? Daha önce hiç görmedim. Bugün bu askerler döver mi? Bu aşırı ama herkesi aramalıyız. Ben ne Hüseyin İbni Ali'nin elçisiyim ne de kölesi. Özür dilerim efendim. Birkaç saat önce Valim Ubeydullah İbni Ziyad'dan kesin talimat aldım. Kimse aranmadan geçemez. O zaman vazifeni yerine getir. Kontrol edin. Hangi kabiledensin? Adın nedir? Nereden geldin? Nereye gidersin? Adım Mahrum. Habeşistanlıyım. Basra'dan geldim. Basra'ya gidiyorum. Sen söyle bakalım.
Evet. O sağır ve dilsizdir efendim. Sen söyle, nereden geldin, nereye gidiyorsun? Basra, Basra'dan geldim, Basra'ya gidiyorum. Ne diyorsun sen be? Onun adı Basra ve Basra şehrinden gelip Basra şehrine gidiyor. Sen söyle bakalım. Ben de diğerleri gibiyim. Cevap ver, nereye gidiyorsun? Basra'ya gidiyorum. Nereden geliyorsun? Basra'dan. Adın ne söyle? İblis yadın atlılar geliyor. İblis yadın adamları geliyor. Kapıları açın. Açın kapıları. Açın kapıları. Süleyman'ı öldürdük. Kapıları açın. Süleyman'ı öldürdük. Açın. Açın. Açın kapıları. Bu Süleyman'ın başı. Açın kapıları. Süleyman'ı öldürdük. Bu Süleyman'ın başı. Açın kapıları. Açın kapıları. Kapıları açın. Süleyman'ı öldürdük. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi. Hey sen nereye gidiyorsun efendim? Söylesene. Sen bu kadını tanıyor musun sefil? Bu değil, size bir yardım edin lütfen. Sen de nereden çıktın be adam? Yardım edin. Kadın ne diyor öyle? O bana söyler, bana. Ne diyor be adam? Selma. Çekin gidin hadi. Ne diyor bu adam, götür şunu. Allah'ım beni bu kadından kurtar. Hadi çekin gidin. Çekin gidin. Hadi çekin. Çaresiz kaldım. Allah'ım acı bu zavallı ve günahsız yavruyu acı bizim Allah'ım. Gidin, gidin buradan, gidin. Hadi. İçeri giremezsiniz, çekilin. Kaldır şunu. İçeri girin dedim size. Hadi. Gidin buradan. Kalk ayağa. Onlar adam bizimden götürün, hadi. Hadi. Hadi, gidin hadi. Başına konuşma. Gidin dedim size. Hadi çekilin. Hadi. Alın onu zindana götürün. Nedir bu? Ethem, ne yapıyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz öyle? Süleyman, efendim, yeni aldığımız köle başına bela arıyor. Süleyman'ın başına getirdim. Hadi izin verelim. Halk içeri geçsin. Geri çekilin. Kapıları açın. İçeri geçsin. Hadi. Açın. Geri çekil hadi. Hadi hadi hadi. Çekin üstlerimize bakın. Hadi. Hadi. Yavaş olun. Herkes girecek. Yavaş olun, yavaş olun. Tamam, herkes girecek, yavaş olun. Sen davar sakar mısın? Bu getirilen kesik baş da kimin başı? Bir kölenin başı olmalı. Yanlış bir adam öldürüp başını kesmişler. Hadi. Hurma yükü ne oldu? Hurmalar gelecek sefere. Bu bölgeyi de unutma. Acele et Rahel. Tamam, baş üstüne. Hanımefendinin de geldiğini söylemiştin öyle değil evet, mi? Evet, şimdi kendileri gelir. Biraz hızlı ve acele edin. Her an gelebilirler. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Geç kaldınız hanımefendi. Merhaba, merhaba hanımefendi. Çok değerli bir misafirim var. Ona güzel bir oda hazırlayın. Arkadaki oda nasıl efendim? Ne söylediğimi işitmedin mi? Misafiri oldukça değerli. Siz nasıl isterseniz efendim. Bu odayı hazırlayın. Efendim, şiir toplantısı ne olacak? Bahçede düzenleriz. Ayıp olmaz değil mi? Merhaba, merhaba hanımefendi. Kızının durumu nasıl? İyi oldu mu? Evet hanımefendi. Hanımefendi şifalı ve yararlı bitkiler hazırladı. O Selma'ydı, inan bana. Sen onun Hicaz'da kardeşleri tarafından kaçırıldığını söylemiştin. Basra'ya nasıl gelmiş olabilirler ki? O kardeşi Tahir'le beraberdi. Çocuğumu da Tahir kucağına almıştı. Kız mı oğlan mı onu bile hala bilmiyorum. Allahu Ekber. Belki de yanlış gördün. Nasıl olur? İnsan hanımını tanımaz mı? Oydu. Ta kendisiydi. Allah'ım, o nasıl Basra'ya geldi? Her şey hazırlandı efendim. Buyurun içeri. Buyur gidelim. Gidelim. Bu
Buyurun efendim. Her şey hazır efendim. Sen gidebilirsin. İyice kontrol edin, eksik bir şey olmasın. Ethem ne diyor? Gelmeden gitmek gibi bir niyetin mi var? Evet. Bu şekilde dolaşamazsın. Dışarıda sokaklar, caddeler, pazar yerleri casus kaynıyor. Askerler dolmuş taşıyor. Böyle oturamam. Böyle oturarak onları bulamam. Bir an evvel imamın mesajını Basra'nın ileri gelenlerinden 5 kişiye ulaştırmam evet. gerekiyor. Malik bin Misma, Ahnef İbni Gays, Ebu Hamid, Münzir İbni Cerut, Mesud İbni Ömer. Bunların hiçbirini görmedim ve hiçbirini tanımıyorum. Ahnef İbni Gays'tan başlayalım. O Hazreti Ali'nin dostlarındandı. Aynı zamanda Muaviye'nin kendisinden sonra gelecek kişi için görüşünü aldığı kişidir Gays. Muaviye'nin isteğine karşılık sessiz kalır ve Muaviye'ye... Doğruyu söyleyecek olsam senden korkuyorum. Yalan söyleyecek olsam da Allah'tan. Demiş ve... Ve sonra da... Muaviye'nin korkusunu... Allah'ın korkusuna tercih etmiş. Bunlar böyle insanlar. Her ne olursa olsun o Muaviye'den başka kimseden korkmuyor. Onun evine tarafta. Bu akşam gideriz. Hayır, hayır olmaz. Ölümden hiç sakınmaz mısın sen? İbni Ziyad'ın binlerce kulağı ve gözü var dışarıda. Şimdilik kimliğin bilinmesin, böyle kal. Ben bu akşam bir program yaparım ve Basra'nın önemli insanlarını Ahnef İbni Gays'in evinde toplarım. Sen de oraya gider mesajını kendin iletirsin. Şimdi git ve biraz dinlen. Hanımım bu şehirdeyken ben nasıl olur da dinlenirim? Ben onları buldurdum. Bunu yapamam. Bu benim işim. Kalbim sıkışıyor. Keşke o hurmalıklarda kalsaydım hanımefendi. Git hadi. Bu tarafta. Senin hanımın Basra'da değil. Hayır, onları gözümle gördüm. Hadi gidelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.
Efendim, ben Ahnef İbni Gays tarafından geliyorum. Evet. Bu akşam, akşam ile yatsı namazı arasında onun evine gelmenizi buyurdular efendim. Sadece beni mi çağırdılar? Sizi ve Tamim kabilesinin ileri gelenlerini. Akşam namazından sonra, unutmayın, Allah'a ısmarladık. Bugün ben de geleceğim. Senin de gelmene çok sevindim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Selamün aleyküm. Aleyküm efendim. Selam, aleyküm selam. Selamün aleyküm. Su vereyim mi? Parası ne olacak? Parayı ver. Selamun aleyküm. Aleyküm ne selam. Kadar? Bir dirhem. Hadi Allah bereket olur. Versin. Hadi su gidelim. Var. Su içmek isteyen. Su var. Taze balık. Balıklarım taze. Taze balık. Canlı balık bunlar. Şu güzelliğe bakın. Şunlara hey, bakın. Hey hey. Buraya gel. Hadi hadi, ucuz bunlar. Canlı canlı. Canlı balık. Aman aman, ne güzel, canlı canlı, kıpır kıpır. Ah, hadi balıkçı. Balıkçı. Evet. Balıklara bak, ne kadar vereyim abi. Bir de temizlemiyorum. Bunlardan vereyim sana, bak çok güzel. Temizleyeyim mi, ister misin? Tamam. Ah, çok. Vereyim, vereyim, vereyim. Çok ucuz bunlar, çok taze balıklar. Ben seni Ahmet İbni Gays'in evinde daha önce hiç görmemiştim. Beni yeni satın aldı efendim. Bu akşam namazından sonra Ahnef İbni Gays'ın evinde İbni Tamim'in ileri gelenleri toplanacak. Unutmayın efendim. Sizi de bekliyorlar. Hadi balıklar bunlar, canlı canlı. Canlı kırıl kırıl. Gelin balığa, gelin balığa, gel balığa. Var mı balık isteyen? Balık verin. Buyurun 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 buyurun. İyileştiğine çok sevindim. Bundan sonra daha dikkatli ol. Ethem. Bekle, bekle. Selma. Yavaş ol. Selma. Selma. Benim hanımımdan ne istiyorsun be adam? Utanmıyor musun? Affedersiniz. Bizi bağışlayın, büyüklük yapın. Bir yanlışlık oldu. Kusura bakmayın kardeşim. Hadi Süleyman, gidelim. Hadi gel. Hadi gidelim Süleyman. Hadi yürü. Hadi. Selma, bu taraftan gel. Bu taraftan gidiyoruz. Gelsene. Halit. Halit. He. Halit, buraya gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Elhamdülillah. Bu akşam Ahnef'in toplantısına geliyorsun öyle ben değil mi? Ben gelemem bu akşam. Niçin? Balık tutmaya gideceğim. Balıklar bir yere kaçmıyor ki. Balık avlamayı çocuklara... Tamam, gelirim.
Gel gel gel. Buraya gel. Görüyor musun? Herkes alışverişte. Burada ne oluyor böyle? Gel. Hadi gel. Gel benimle. Şehri gezdik bulamadık. Bir kez daha mı gezelim? Bilmiyorum. O benim peşimde, ben de onun. Birbirimizi arıyoruz. Hanımın Basra'da değil. Hayır, o burada. İçimde bir his var. Onlar bu yakınlarda. Kad gamet salah. Allahu ekber. Allahu ekber. İmama sakın karışma, tamam mı? Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam ve rahmeti Abdullah'ın oğlu Muhammed'e olsun. Hoş geldiniz. Ey insanlar! Ömrünüzü puta tapmakla geçirdiniz. Ama bu durum dini Muhammed'in zuhuruna kadar devam etti. Bu zamana kadar oldukça fazla kanlar döküldü. Bugün güvenlik içerisinde sizler mescitlere gelip Allah'ı zikrediyor, ibadetlerinizi yerine getirebiliyorsunuz. Allah'ın Resulü çok sıkıntılara katlandı. Allah'ın dinini kemale erdirmek için baskılar, zulümler ve sıkıntılara katlandı. Namaz ikame olundu, zekatlar ödendi. Hükümeti Müslümin kuruldu, cahiliye bir kenara bırakıldı. Namaz, hac, zekat yok edilemez.
Müslümanların hilafetleri zayıflatılamaz. İslam'a bidat sokulması haramdır. Kimin eliyle olursa olsun, İslam'a bidat sokulması haramdır. Allah'ın dinine bidat sokanların canı helaldir. Çünkü dinden çıkmış olurlar. Ey Basra halkı! Gökyüzünde kara fitne bulutları dolanıyor ve bu fitne yüklü kara bulut size doğru geliyor. Bu geldiğimiz durumdan sonra Allah'ın dinine bidatlar sokulamaz. Hüseyin İbni Ali, Halife Yezid İbni Muaviye'ye biat etmedi. Başına gelenleri gördünüz. Küfe halkı ona mektup yazarak, bizim rehberimiz yok, bize gel, bize rehberlik yap dediler. Hüseyin bir elçiyi Küfe'ye, bir elçiyi de size yani Basra'ya gönderdi. Basra'ya gönderilen elçi şehrin girişinde Vali Ubeydullah İbni Ziyad'ın kılıçlarıyla katledildi, öldürüldü. Onun kesik başı şu anda vali konağının önünde asılı duruyor. Bir avuç kendini bilmezin sizi doğru yoldan çıkarıp yanlışa sürüklemesine izin vermeyin. Çünkü bu sizin zararınıza bir harekettir. Basra halkı, sizler fitnenin yaktığı ateşi gördünüz ve bunun gücünü de biliyorsunuz. Bunun acısını daha önce de çektiniz. Bundan 25 yıl önce yaşanan Cemel vakasında Ali İbni Ebu Talib'e karşı kılıç çektiniz ve binlerce kişinin kanının aktığını gördünüz. Şimdi duygusal davranıp kılıçlarınızı çekerek sizin zararınıza olacak bir hareketten kaçının. Çıkacak fitneden uzak durun. Hüseyin İbni Ali hilafet için kıyam etti. Fakat Halife Yezid'in öyle bir kılıcı var ki o da Ubeydullah İbni Ziyad'dır. Bu kılıç muhalifler ve isyancıların kanını akıtabilir. Bunun için bu söylediklerim sizin menfaat ve çıkarlarınız içindir. Bu söylediklerime inanın kardeşlerim. Bu söylediklerim tamamen doğruyu ifade ediyor. Bir avuç kendini bilmezin sizi doğru yoldan çıkarmasına izin vermeyin. Süleyman'ın burada olduğunu bilmesi gerekir. Söyleyeceklerim bu kadar. Otursun. Ey müminlerin imamı! Buyurmuş olduklarınızın cemaatin menfaatine olduğu doğrudur. Size bir sorum olacak. Umarım cevabını doğru olarak verirsiniz. Buyur, sor bakalım ne soracaksın? Ey zahitlerin imamı! Konuşmanıza besmele ile başladınız. Ve peygambere salatü selamla devam ettiniz. Ardından fitneyi açıklayarak Hüseyin İbni Ali'nin kıyamıyla Cemel vakasını kıyasladınız. Bilmiyor musunuz ki ehli Cemel mantık ehline karşı isyan edip kılıç çekmiştir. Onlar İslam ailesine karşı ilk savaşı açarak Müslümanların saygınlığını ayaklar altına aldılar. Ardından Nehrevan olayı ve Sıffin Savaşı vuku buldu. Ali halkın yoğun baskılarına rağmen hilafeti istemeyerek kabul etti. Ve Halife Ali mescitte öldürüldü. Daha sonra hilafet ilim ve irfandan çıkıp saltanata geçti. Hasan İbni Ali Müslümanların vahdetini istedi. Hüseyin sessiz kaldı. Muaviye ondan biat istemedi. Ama şimdi oğlu Yezid, İslam'ın değerlerini ayaklar altına alarak Hüseyin İbni Ali'den biat istiyor. Unutmayın ki o peygamberin torunudur. Şimdi Hüseyin'in biat etmemesi fitne mi oluyor? Allah Resulü onu öpüyor, kokluyor ve onun için o bendendir, ben de ondanım. Onu sevindiren beni sevindirmiş ve onu üzen beni üzmüş olur, buyurmadı mı? Eğer Hüseyin biat etmemekle dinden uzaklaşmışsa ben sizinle birlikteyim. Eğer saltanat aleyhine kıyam etmişse siz benimle birliktesiniz. Yezid gibi içki içen, halkın namusuna göz diken, malayani işler yapan birine biat etmenin dinde yeri var mı? Bilin ki fasık, facir birine biat edilmez.
Allah böyle birine biat edilmesini kabul etmez. Sizler Müslüman değil misiniz? Bunları bilmiyor musunuz? Fasık birine biat etmenin akıbeti... Halife Yezid'e biat etmeyenlerin burada yeri olamaz. Kim Yezid'e biat edecek olursa onun yeri cehennemdir. Hayırdır bu adam. Hayırdır, ihanet ediyor bu adam. Sen dinle. Evet, ihanet ediyor Halife. Sen bir adam ne yapıyorsun? Sen dinle. Hayırdır bu adam. Hayırdır bu adam. Durdur bu adam. Yanlış anlamasın. Hayırdır bu adam. Hadi çıkartın. Bana inanın. Benim dediklerim doğrudur. Bana inanın. Allah Allah. Ne biçim bir adam bu? Hadi ne diyorum? Hadi çıkarın şunu dışarı. Öyle saçmalık olmaz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çabuk olun. Burada fazla durmayalım. Hadi dağılın. Çıkın buradan. Hadi yürü. Çıkın gelin buradan. Hadi çekilin. Hadi. Size gelin dedim. Hadi. Çıkın gidin. Hadi. Hadi. Çıkın. Çabuk. Çıkın diyorum. Hadi. Daha ne duruyorsunuz? Hadi. Evet çıkın buradan. Hadi yürüyün. Acele edin. Hadi çıkın. Önce gidelim şuradan. Hadi. Tamam gidiyoruz hadi. Sevap ve günahlardan kaçınalım. Biz sevabın yolunu bulduk. Sevabın birçok yolu vardır. Hangisi gerçek? Basra halkı küfe halkının yaptığını yapmamalı. Basra'nın ayrı bir yeri, küfenin ayrı bir yeri var. Doğru söylüyor. Evet, doğru söylüyor. Biz kendi işimizi yapalım. Küfeliler halifeliğin merkezini Şam'dan küfeye taşımak istiyorlar. Bu ister Hüseyin'in isterse başka birinin eliyle olsun. Onlar için evet, hiç fark etmez. Doğru söylüyor. Bence de biliyorum. Biz kendilerimize oturalım. Evet. Savaş bizim evimizi barkımızı darmadağın eder. Savaşı körüklemeyen işler yapalım ki o zaman sakin bir ortam oluşur. Öyle değil mi? Evet. Doğru söylüyor. Doğru. Kesinlikle. Allah Yezid İbni Muaviye'yi halifeliği takdir eylemiştir. Evet haklı ama bu takdiri değiştiremeyiz. İbni Ziyad'ın ödül olarak verdiği develerin çok iyi olduğunu duydun mu? Renkleri de çok güzelmiş. Evet. Ebu Amr Basra'nın mahsullerin çok iyi olduğunu duydum. Sıcaktan daha iyi değil mi? Sıcak mevsimlerde biliyorsun ticaret pek iyi gitmez. Bir şeyler yeseydik Ebu Amr. Çok sağ ol, ben tokum. Aslında bu gergin havada mescitte kalmasak iyi olur. Değil mi? Geleyim herkesin için. Selma. Bu akşam burada kalalım. Aç ve yorgun. Zaten çok bitkin düştük. Sen burada bekle. Bakalım ne yapacağım. Bir şeyler bulmaya çalışacağım. Çok güzelmiş. Evetmiş. Evet, sıcaktan da iyi değil mi? Bu gergin havada burada kalmasak iyi olur. Evet, Hüseyin İbni Ali'nin gönderdiği elçinin başının kesildiğini söylüyorlardı. Buna ne demeli? Kardeş Hüseyin İbni Ali'nin gönderdiği adamdan söz ediyordunuz herhalde. Onu nerede gördünüz? Bilmiyorum. Onu mutlaka görmem gerekiyor. Lütfen yardım edin. Selma. Kardeşim burası tehlikeli. Gel gidelim buradan. Hadi Selma yürü. Affedersiniz. Siz Hüseyin İbni Ali'nin gönderdiği Bilmiyorum. Adamı tanıyor musunuz? Bilmiyorum. Siz Hüseyin İbni Ali'nin Bilmiyorum. Gönderdiği adamı tanıyor musunuz acaba? Lütfen yardım edin. Bilmiyorum. Selma. Hüseyin İbni Ali'nin gönderdiği adamı tanıyor musunuz? Selma gitme kardeşim. Hadi. Hüseyin İbni Ali'nin elçisini tanıyor musunuz? Lütfen yardım edin. Onu bulmam gerekiyor. Sizler neden korkuyorsunuz böyle? Neden korkuyorsunuz? Selma gidelim diyorum. Acele et. Buradan ayrılalım. Bir an evvel gitmemiz lazım. Hadi. Süleyman burada. O burada. Gördün mü? Burada yok. Onlar sorularıma cevap vermiyor. Gidelim diyorum. Duymuyor musun? Gitmeyin. Biraz durun. Siz burada yabancısınız değil mi? Ben Hüseyin İbni Ali'nin gönderdiği adamı gördüm. Buralardaydı. Nereye gitti? Evet. Söyleyeceğim. Siz nereye gidiyorsunuz? Mescide gidiyorduk. Orada kalacağız.
Benim misafirim oğlum. Buralar tehlikelidir. Hadi benimle gelin. Gidelim bari, ne yapayım? Başka çaremiz yok zaten.